İleri koşullu ifadeler. Belli bir görevi yerine getirmek için bir algoritma tasarlanırken programcı algoritmanın karşılaşabileceği durumları tespit eder ve her durum için algoritmanın neler yapması gerektiğini belirler. Birlikte bir algoritma tasarlayalım. Algoritmamızın görevi kapıdan içeri girmek olsun. Algoritmamızın karşılaşabileceği durumlara bakalım. Üç farklı durumla karşılaşabilir. Birincisi, kapı açık olabilir. İkincisi, kapı kilitli ve cebimizde anahtar olabilir. Üçüncüsü, kapı kilitli ve cebimizde anahtar olmayabilir. Bu durumlar iki değişken ile saklanmaktadır. Bir kapı değişkeni, ikincisi anahtar değişkeni. Eğer cebimizde kapıyı açacak bir anahtar varsa, anahtar değişkeni 1. Eğer anahtar değişkeni 0 ise, cebimizde kapıyı açacak bir anahtar yok demektir. Eğer kapı değişkeninin içeriği 1 ise, kapı açık demektir. Eğer 0 ise, kapı kilitli demektir. Peki, algoritmamız bu bilgilerle ne yapacak? Kurallar. 1. Kapı açık ise kapıdan içeri gir. Kapı açık ise anahtara ihtiyacımız olmayacaktır ve anahtarı kullanmadan bizden istenen görevi yerine getirebiliriz. Kapı kilitli ve anahtar var ise anahtar ile kapıyı açabilir ve içeri girerek görevi yine yerine getirebiliriz. Eğer kapı kilitli ve anahtar yok ise bu sefer görevi yerine getirebilmemiz için önce anahtarı bulmamız gerekir. Akış şeması. Algoritmanın karşılaşabileceği durumlara göre izleyeceği yolları daha rahat görebilmemiz için bir diyagram çizelim. Bu diyagramda içinde başta yazan turuncu kutucuk algoritmanın başladığı noktayı ifade ediyor. Ve algoritma kapıdan içeri gir bölümü çalıştırıldıktan sonra kendisinden istenen görevi tamamlamış oluyor ve turuncu dur kutucuğu algoritmanın sonlandığını ifade ediyor. Peki, algoritmamız çalıştıktan sonra ilk yaptığı iş kapı kilitli mi diye sormak. Bunu nasıl soruyor? Bir koşullu ifadeyle kapı değişkeninin içeriğini kontrol ederek. Kapı değişkeninin içeriğine göre kapının kilitli mi ya da açık mı olduğunu tespit ediyor. Eğer kapı değişkeninin içeriği 1 ise kapı açıktır ve kapıdan içeri girilerek istenilen görev tamamlanabilir. Eğer kapı değişkenin içeriği 0 ise kapı kilitli demektir. Algoritma kapıyı açmak için anahtara ihtiyacımız olduğunu bildiği için bu soruyu sorar. Anahtar var mı? Bu sorunun da iki cevabı var. Anahtar var veya anahtar yok. Anahtar varsa anahtarı kullanarak kapı açılabilir. Eğer anahtar yoksa önce anahtarın bulunması gerekir ve daha sonra anahtar kullanarak kapı açılabilir. Kapı açıldıktan sonra artık kapı açıktır ve kapıdan içeri girilerek algoritmadan istenilen görev tamamlanır ve algoritma durdurulur. Algoritma. Şimdi tasarladığımız bu algoritmanın çalışan halini kodlayalım. Algoritmamızı çalıştıralım önce. Kapı açıldı. Tebrikler, görev tamamlandı.
algoritmamızı inceleyelim. İki değişken var. Kapı değişkeni ve anahtar değişkeni. Bu değişkenlerin içeriği şu anda kapı kilitli ve bir anahtara sahibiz. O zaman kapıyı anahtarla açabiliriz. Algoritma bir koşullu ifadeyle devam ediyor. Kapı değişkeninin içeriği 1 ise kapı açık demektir ve kapıdan içeri gir fonksiyonu çalıştırılabilir. Bu algoritmada değişkenlerin içerdikleri bilginin nereden geldiği önemli değil. Ayrıca görevleri yerine getiren fonksiyonların kapıdan içeri gir, kapıyı aç gibi fonksiyonların içerikleri de bu işi nasıl yaptıkları da önemli değil. Önemli olan konu bu bilgiyi kontrol eden ve hangi fonksiyonun çalışacağına karar veren mekanizmanın kurulması. Devam edelim. Eğer kapı açık ise işimiz kolay. Kapıdan içeri gir fonksiyonunu çalıştırıyoruz ve algoritmamız görevini tamamlamış oluyor. Koşullu ifadenin else kısmının çalışmasına gerek kalmıyor. Ama eğer kapı açık değil ise, kilitli ise, ki değişkende de gördüğümüz gibi kapı kilitli, o zaman else bölümü çalışıyor. Bu bölümde de sorgulanan ilk şey anahtarın olup olmadığı. Çünkü anahtar varsa ne yapabiliriz? Kapıyı açarız anahtarla ve kapı artık açık olacağı için kapıdan içeri girebiliriz. Eğer anahtarımız yok ise o zaman önce anahtarı bulmalıyız. Sonra kapıyı açıp kapıdan içeri girebiliriz. Algoritmamızı tekrar çalıştıralım. Kapı kilitliydi, kapı açıldı ve görev tamamlandı. Alternatif algoritma. Kodlama yaparken bir sorunun birden çok çözüm yolu olabilir. Aynı görevi farklı bir mantık kullanarak yapmaya çalışıyorum. Algoritmamızı çalıştırıyorum ve aynı sonucu burada da görüyorum. Kapı açıldı, tebrikler, görev tamamlandı. Bu algoritmamda da yine kapı ve anahtar değişkenlerim var ve içerikleri aynı. Ama fonksiyonların çalıştırılmasını sağlayan mekanizma burada biraz farklı şekilde tasarlanmış. Burada önceki algoritmaya göre ters bir mantık kullanılmış. Kapının kilitli olduğu kontrol ediliyor ve anahtarın olmadığı kontrol ediliyor. Çünkü eğer kapı kilitli ise ve anahtar yok ise anahtarı bulmamız gerekir. Algoritma satır satır çalıştırılırken kapı aç fonksiyonunun çalıştırıldığı satıra geldiğinde eğer anahtar bulunmamışsa anahtar bu fonksiyonu çalıştırılmış olacağı için bu satıra gelindiğinde anahtarımız olacaktır ve kapı açılabilir. Aynı şekilde en alt satırda da kapıdan içeri gir fonksiyonu çalıştırılmış. Çünkü eğer kapı kilitli ise ve anahtar yoksa diğer fonksiyonlar çalıştırılacağı için bu satıra geldiğinde anahtar bulunmuş, kapı açılmış ve içeri girmeye hazır olacak. Burada kullanılan algoritmanın avantajı fonksiyonları sadece birer kere yazılmış olması olabilir. Ama bir önceki algoritma mantık olarak daha rahat ve kolay anlaşılıyorsa bizim için daha avantajlı bir yazılım şekli demektir. Diğer sonuçları da görmek için kapı ve anahtar değişkenlerinin taşıdığı değerleri değiştirelim ve algoritmayı yeniden çalıştıralım. Kapının durumu kapalıydı ve anahtarımız vardı. Anahtarımız olmasın. Algoritmayı yeniden çalıştıralım. Anahtar bulundu. Kapı açıldı. Tebrikler, görev tamamlandı. Aynı şekilde burada da anahtarımızı yok edelim ve çalıştıralım. Anahtar bulun. Sonuç aynı olacaktır. Peki kapıyı açarsak, çalıştırırsak
anahtar bulmaya ve kapıyı açmaya gerek olmadan görev tamamlandı. Burada da eğer kapıyı açıp algoritmamızı çalıştırırsak görev tamamlandı. İç içe iki koşullu ifade kullandığımızda iç koşulun kontrol edilmesi için önce dış koşulun gerçekleşmiş olması gerekir. Örnekte olduğu gibi. Eğer anahtarın durumu kontrol ediliyor ise kapı kilitli olarak tespit edilmiş demektir. Burada örneğe bakalım. İç içe koşullu ifade, iki koşullu ifade dediği, buradaki koşullu ifadenin süslü parantezinin içinde başka bir koşullu ifade daha olması. Eğer ki bu koşullu ifade kontrol ediliyorsa, demek ki buradaki koşullu ifade sıfır olarak tespit edilmiş ve buradaki süslü parantezin içerisindeki kod çalıştırılmış demektir. Eğer anahtar bul fonksiyonu çalıştırılıyorsa, demek ki kapı değişkenin içeriği sıfır ve anahtar değişkenin içeriği de sıfır olarak tespit edilmiş demektir. İkiden fazla durumu kontrol etmemiz gerektiğinde ise, yani bir koşullu ifade ile bir durumu kontrol ediyorduk if ile ve else ile de o durumun olmadığını kontrol ediyorduk. İki durum. Eğer bu iki durumdan daha fazlasına ihtiyacımız olursa koşullu ifadeyi else if kelimesiyle ihtiyacımız kadar uzatabiliriz. Buradaki modelde if bloğunu else if kelimeleriyle uzatarak 4 farklı olasılığı kontrol etmiş. Nedir bu olasılıkla? Eğer değişkenin içeriği A ise bu ilk süslü parantez içerisindeki kod grubu çalıştırılıyor ve kod sonlandırılıyor. Çünkü bir durum tespit edilmiş ve uygulanmış oluyor. Else if eğer değişkenin içeriği A değil ise B ise buradaki kod grubu çalıştırılıyor. Burada A değil B ise denmesinin sebebi koşullu ifade çalışırken ilk önce değişkenin içeriğinin A olup olmadığını kontrol ediyor. A değil ise bir sonraki adıma geçiyor. Eğer A ise zaten buradaki kod grubunu çalıştırıyor ve görevi tamamlanmış oluyor. Eğer A değil B ise buradaki kod grubunu çalıştırıyor ve görevini tamamlamış oluyor. Eğer bu ikisinden biri değil ise bu sefer C olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer C ise buradaki kod grubunu çalıştırıyor. Eğer bunlardan hiçbiri değil ise bu sefer en sondaki else'den sonra gelen süslü parantez içerisindeki kod grubunu çalıştırıyor ve görevini tamamlamış oluyor. Bu koşullu ifade bir bütündür ve içerdiği kod gruplarından ilk tespit edilen çalıştırılır ve diğerlerini kontrol etmeye gerek kalmaz. Görevini tamamlamış olarak kod sonlanır. Şimdi bir örnek yapalım. Koşullu ifadeyi bir döngü içerisinde kullanarak birden 10'a kadar olan sayıları kontrol edelim ve 5 sayısına göre durumlarını ekrana yazdıralım. Yani 5'ten küçük mü, 5 mi veya 5'ten büyük mü durumlarını. Önce algoritmamızı çalıştıralım. Bir sayısı 5'ten küçüktür. 2, 3, 4 sayısı 5'ten küçüktür. Sayının 5 olduğu tespit edildi. 6 sayısı 5'ten büyüktür. Ve son olarak da 10 sayısı 5'ten büyüktür. Burada bir for döngüsü 1'den 10'a kadar tekrar ediyor. Döngü değişkenimiz i. Tekrar eden kod ise bir koşullu ifade. Bu koşullu ifade 3 farklı olasılığı kontrol ediyor.
i değişkeni 5'ten küçük ise i sayısı 5'ten küçüktür yazdırıyor ve eğer bu olasılık gerçekleşmez ise bu sefer i değişkeni 5'ten büyük mü diye kontrol ediyor ve eğer tespit ederse i sayısı 5'ten büyüktür diye yazdırıyor ekranı. Eğer bu iki olasılık da gerçekleşmezse, yani i değişkeni 5'ten küçük değilse ya da 5'ten büyük değilse, demek ki bu sayı 5'tir. O zaman da ekrana sayının 5 olduğu tespit edildi diye yazdırıyor. Bu örnekte kullanılan koşullu ifade i değişkeninin 3 farklı durumunu kontrol etmektedir. Bu durumlar üretilen sayı 5'ten küçük, üretilen sayı 5'ten büyük, üretilen sayı bu iki durumdan farklı olasılıklarıdır. Başka bir örnek daha yapalım. Bir kişinin yaş değişkeninde saklanan yaşını kontrol ederek hayatının hangi döneminde olduğunu tespit etmeye çalışalım. Çocukluk döneminde mi, gençlik döneminde mi, yetişkin mi veya yaşlı mı? Önce algoritmayı çalıştıralım. Bu kişi bir yetişkin. Algoritmayı inceleyelim. Yaş isminde bir değişken tanımlanmış ve içeriği 40. Sonra bir koşullu ifadeyle bu değişken kontrol ediliyor. Eğer birden küçükse kontrol edilen yaş geçersiz. Yaş en az 1 olmalı. Eğer birden küçük değilse, eğer 13'ten küçük veya eşitse bu kişi bir çocuktur ve ekrana bunu yazdırıyor. Bu da değilse, eğer 30'dan küçük veya eşitse bu kişi bir gençtir. Eğer buraya kadar tespit edilememiş ise o zaman 50'den küçük ya da eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Bunların hiçbiri değilse bu kişi bir yaşlı ve kaç yaşında olduğu da ekrana yazdırılmış. Koşullu ifadenin çalışma mekaniğinden dolayı, yani yukarıdan aşağıya doğru sırayla kontrol ediliyor ve tespit edildiği zaman o kod bloğu çalıştırılıyor ve o kod bloğundan sonraki koşullar kontrol edilmeden atlanıyor. Eğer ki bu kişi bir gençtir yazısı ekrana yazdırılmış ise bu demektir ki ilk iki kontrolden geçememiş yaş değişkeni ve bu kontrolden geçtiğine göre yaş değişkeni 14 ile 30 arasında bir sayıdır. Yaş değişkeninin içeriğini değiştirerek algoritmayı yeniden çalıştıralım ve diğer sonuçları da görelim. Mesela 40 yerine 74 yazalım ve algoritmayı tekrar çalıştıralım. Bu kişi bir yaşlı, yaşı 74. 3 yazalım ve algoritmamızı yeniden çalıştıralım. Bu kişi bir çocuk. Koşullu ifadeler birçok programlama dilinde JavaScript, Java, C, C++, C#, PHP veya ASP.NET gibi uyguladığımız örneklere çok benzer bir kullanıma sahiptir. Kare boyama, hareket ve etkileşim alıştırması algoritmaların işleyişlerini daha iyi anlamamıza ve koşullu ifadeleri daha etkin kullanabilmemize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.